Bir Oster'ı daha bitirdik. Dün uzun bir gündü her şeyden önce. Öncelikle o uzun günde izleyen ve fikirlerini paylaşan, sosyal medyada yorum ve etkileşim yaratan herkese teşekkür ederim. İkincisi de bu videoyu çok güzel yaptı. Ben izledim. Ufak tefek eklemeler yapacak ama Kayra'ya da bir teşekkür etmek istiyorum. Şu an burada arkada duruyor. Onun için değil ama yine de gerçekten müthiş bir iş çıkarmış. Hem enerjisini sahada yansıtmış hem de çok güzel bir çekim olmuş tamamen. O yüzden başlayabiliriz bence. İzlerken sizden de bir ricam olacak. Ben ara ara kendim yorumlamaya çalışacağım ama siz de aşağıda lütfen sevdiğiniz anları yorumlarsanız ve fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Haliyle ben aynı zamanda koşturmaca içerisindeydim. Hem orada tanıdığım insanları gördüm, onlarla sohbet etmek istedim. Hem de organizasyon içerisinde çeşitli yapmam gereken şeyler vardı. Onlarla ilgilendim ama yine de seyircilerle bir araya gelmek, bir günlüğüne basketbolun ciddi tarafından uzaklaşıp keyif alacak ortama girmek gerçekten müthiş oldu. Kayra videoya Can Korkmaz'ın yetenek yarışması videosunu koymamış. Bence iyi de yapmış. Takım arkadaşım olmasına rağmen yetenek yarışmasındaki performansı bayağı bir üzdü beni. Üçlük yarışmasında da Melih'in ev sahibi avantajı kullandığı gayet ortadaydı. Çok rahat bir şekilde kazandı. Burada belki bir şey söyleyebilirim organizasyona. Üçlük yarışmaları genelde hep 1 dakika oluyor. 1,5 dakikaya çıkartılmış bu sene ilk defa. O biraz fazla uzun oldu. Oyuncular da hem şaşırdı hem de hepsinin 30 saniye kala bitmişti işleri. Aklınızda olsun. Arada söylemeyi unuttum. Dün kesin izlemişsinizdir. Ayşe Begüm süperdi. Ayşe, başarılarının devamını diliyorum. Tekrar ediyorum. Herhangi bir şekilde yardıma ve desteğe ihtiyacın olduğunda, fikir alışverişi yapmak istediğinde bana ulaşabilirsin. Umarım çok güzel başarılar senin olur. Smaç yarışması normalde hep en heyecanlı, en beklenen anlardan biri oluyor. Genelde biz bunu hep zaten görüyoruz, konuşuyoruz. Geçen sene Furkan'la Cedi'nin yaptıkları smaç yarışmasında hala herkesin hatırladığı şekilde akıllarda. Bu sene bence son smaç dışında çok böyle etkileyici ve heyecan yaratıcı bir smaç pek olamadı ama aynı zamanda belki de o kadar yaşananların sonrasında son smacı görmek de ayrı bir farklılık yarattı. Son smaçla ilgili bir şey söyleyeceğim. Keşke görüntüsünü bulabilsem ama Amerika'da oynadığım 3. sene bir tane smaç yarışmasına katılmıştım. Rakip olduğum çocuk benden 1-2 santim kısaydı belki de. Benzer bir smacı 4 kişinin üzerinden vurarak yaparak kazanmıştı. Onun görüntüsünü bulmaya çalışacağım. Bulursam sizinle paylaşırım ama sanmıyorum bulabileceğimi. İlk zaten dizmeye başladığında ne yapacağını anlamıştım ve gerçekten müthiş bir smaç yaptı. Sinan hakkında yorumlarını alabilir miyiz Zırmak? Hocam Sinan'ın 9. kez Oster seçilmesi gururunu yaşıyoruz ama bakalım performansını merak ediyoruz. Acaba gerçek işi vlog mu yoksa basketbolun vlog mu? Sinan Güler. Maçın eğlencesi Arda Turan'dı, evet. Arda'nın girmesi ama bize zarar verdi. Herkes çok keyifli bir şekilde izlemiş olsa da önde olduğumuz maç bir anda böyle kafa kafaya geldi. Haliyle Barcelona'da oynayan, hepimizin gurur duyduğu ve bütün yabancıların futbolla ilgilenen, bildiği bir oyuncunun bir anda orada sahada bulunması herkesi şaşırttı tabii ki de. Ama yani maç genelinde gerçekten çok keyifliydi. Uzun süredir beni tanıyanlar bilir. Bacaklarımdan dolayı artık fazla smaç basmaya yeltenmiyorum ama maçın sonunda denk gelen pozisyonlarda da hala en azından azıcık da olsa sıçrayabildiğimi kendime de göstermiş olmam çok da güzel oldu. Ama dediğim gibi kısa süreli bir ciddiyetten kopma ve basketbolun keyifli tarafındaki hem kendimize hem izleyenlere hatırlatacak bir ortam bulma ve bunu yaparken geçtiğimiz dönemde kaybettiğimiz canlar adına yapılmış bir organizasyon olması gerçekten mühim bir şeydi ve ben bu organizasyonun parçası olduğum için ve 9. defa All-Star'a katılmış olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Şimdi sezon yeniden kaldığı yerden devam ediyor. Son maç öncesi kazanma vakti demiştik. Şimdi de deplasmanda bir maç kazanma vakti. Umuyorum ki Milano'dan galibiyette döneriz. İzlediğiniz için, yorum ve fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra aranıza geldim. Bir daha ne zaman gelir bilmiyorum ama umuyorum ki yakın zamanda yeniden görüşürüz. Bay bay.